Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere trigonometri konusunun 7. dersini çekiyoruz. Yarım açı formülleri anlatacağız. Bir dersimiz kaldı, o da trigonometrik denklemler arkadaşlar. Ve trigonometriyi bitirmek üzereyiz. Bugün çok önemli bir kısım yarım açı anlatacağız. Ve üniversite sınavının ÖSYM'nin sevdiği bir kısım, çokça soru sorduğu bir kısım arkadaşlar. O nedenle çok dikkatli halletmenizi tavsiye ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ve bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Trigonometri 7 başlıyor sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar yarım açı formülleri nereden çıktı? Nasıl geliyor? Onu da bir anlatalım. Mesela sinüsün formülü 2 çarpı sin x cos x. Neden? Arkadaşlar 2x demek sinüs x artı x demektir. Biliyorsunuz ki bir önceki dersimizde toplam fark formüllerini anlatmış olduk. Sinüsün nakaratı neydi? Sin cos cosin. Dolayısıyla ben bunu sin x cos x artı cos x sin x diye yazarım. Biliyorsunuz sinüste işaret aynıydı. Sin x cos x cos x sin x yazıyorsam 2 tane sin x cos x çıkmış oluyor. O nedenle formülümüz bu olmuş oluyor. Sinüs 2x'in formülü 2 çarpı sin x cos x'tir. Tabi buradan arkadaşlar bu formülü tersten kullanmak da çok önemlidir. Sin x çarpı cos x gördüğümüzde de 1 bölü 2 çarpı sinüs 2x olarak yazmayı da bilmek lazım. Bu da çok kullanılan bir kısım. Yani şu iki öbür tarafı bölüm olarak atmışız gibi düşünün. Sinüs 2x yarıya düşüreceksek 2 çarpı sin x cos x'e eşit. Fakat sin x çarpi cos x de 1 bölü 2 sin 2x eşit olmuş oluyor. Kosinüsün arkadaşlar 3 tane formülü var. Bunlar da aynı şekilde şurada kosinüs x artı x yazarsak cos cos sin sin biliyorsunuz. Cos x cos x sin x sin x ama oraya ne geliyor? Eksi geliyor. Ters işareti biliyordunuz. Cos x cos x eksi sin x sin x'ten cos cos sin sin'den cos kare x eksi sin kare x çıkar. Fakat buradan iki tane daha formül türüyor. Biz sin kare yerine 1 eksi cos kare yazarsak en temel formüllerimizden 2 cos kare x eksi 1 elde ediyoruz. Cos kare yerine de 1 eksi sin kare yazarsak 1 eksi 2 sin kare elde ediyoruz. Üçünü de bilmek lazım. Çünkü üçünün de kullanıldığı soru tipleri farklı. Kusura bakmayın ama üçünü de bileceksiniz arkadaşlar. Tanjantın formülü de tan artı tan bölü 1 eksi tan tandı. Tan x artı tan x bölü 1 eksi tan x çarpı tan x'ten 2 tan x bölü 1 eksi tan kare olmuş olur. Kotanjant sorulursa da biliyorsunuz ki tanjant bulup ters çeviriyoruz. İlk sorumuz payda eşleme sorusu. Arkadaşlar bunun altına cos 19 yazar. Bunun altına da sin 19 yazıp payda eşitlersek bakın yukarısı ne oluyor? Sinüs 57 çarpı kosinüs 19 eksi kosinüs 57 çarpı sinüs 19 olmuş oluyor. Bölü diyoruz. Alt tarafta sinüs 19 çarpı kosinüs 19 olmuş oluyor. Peki yukarısı ne oldu farkında mısınız? Sin kos kosin. Arada da eksi var. Sinüsün fark formülü 57'den arkadaşlar 19 çıkartırsanız nerede dersiniz? 38 elde edersiniz. Sinüs 38'dir yukarısı sinüsün fark formülünden. Alt tarafta sin x çarpı cos x'tir. Neydi bakın tersten de bilmek lazım dediğim formül işte. Sin x çarpı cos x'te 1 bölü 2 çarpı sinüs 2x'tir. 19'un 2 katı 38'dir. Gördüğünüz gibi sin 38'ler gider. 1 bölü 1 bölü 2'den de cevap 2 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Sinüs üzeri 4 ve cos üzeri 4 15'lerin çarpımı bunu biz nasıl yazıyoruz? Sin 15 çarpı cos 15 üzeri 4 diye yazalım hemen. Peki sin 15 çarpı cos 15 neye eşit? Yarım açı tersten 1 bölü 2 sin 2x yani sin 30'a eşit. Arkadaşlar sin 30 neydi? 1 bölü 2 idi. Dolayısıyla 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı da 1 bölü 4'tür. 1 bölü 4'ün 4. kuvveti de ne yapar? 1 bölü 256 yapmış olur. Değerli arkadaşlar hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 1 eksi tan kare bölü 2 tan sanki burada bir terslik var değil mi? 2 tan bölü 1 eksi tan kare tan 2 x'e eşit de. Yani tan 2 x dediğimiz pi bölü 8'in 2 katı ne yapar? 2 çarpı pi bölü 8'den pi bölü 4. Yani tanjant pi bölü 4'ün yarım açısı ama ters. Dolayısıyla 1 bölü tanjant pi bölü 4 demek istiyor. Yani kotanjant pi bölü 4 demek istiyor. Ya da tan 45 zaten 1'dir. 1 bölü 1'den de cevap 1'dir şeklinde de bulabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Çok önemli bir soru. Çok güzel bir soru. Bakın yukarıda sin x bölü 2 çarpı cos x bölü 2 var. Sinüslerin tersten ne yapıyoruz? Yani sin x çarpı cos x 1 bölü 2 sin 2x demekti ya. O zaman burası da 1 bölü 2 çarpı sinüs x yapar. X bölü 2 katı olduğu için.
Buradan iki kata gidiyoruz. Sin 2x'ten geri dönüyorsak 2 çarpı sin x cos x diyoruz. Sin x cos x verilmişse de iki kata gidiyoruz arkadaşlar. Yanında da çarpı cos x'imiz var. Alt tarafta farkındaysanız cos kare eksi sin kareden zaten direkt cos 2x'tir. Yukarıda işimiz daha bitmedi. 1 bölü 2 yazdık. Karşımıza sin x çarpı cos x çıktı. Onun da 1 bölü 2 çarpı sin 2x olduğunu biliyoruz. Aşağısı da cos 2x. Dolayısıyla arkadaşlar 1 bölü 4 çarpı sin 2x bölü cos 2x de tan 2x olduğu için cevabımız tan 2x bölü 4 olmuş. Olmaktan kendini bir türlü alıkoyamıyor. Şimdi bu tip sorular var arkadaşlar, bakın karşımıza çıkacak. Birbirini 90'a tamamlıyor mu, 180'e tamamlıyor mu, 2 kat oluyor mu, bunları yakalamaya çalışacağız. Şu anda 70 40'ın 2 katı falan değil. 70'i 90'a tamamlarsak ne olur? 20 olur. Yani sin 20 eşittir x olur. He, bakın cos 40 sin 20 diyor. 40 20 2 katı. O zaman cos 40'ı yarım açıdan yazacağız. Hangisini yazacağız? Sin 20'yi kullanmamız gerektiği için sinlisini yazacağız. Yani 1 eksi 2 sin kare 20 yazacağız. Cevabımız da buradan 1 eksi 2x kare olmuş olacak. Sevgili arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Cos üzeri 4 15 eksi sin üzeri 4 15 diyor. Bakın bunu biz 2 kare farkı yapacağız. Bu cos karenin karesi ve sin karenin karesi olduğu için cos kare 15 eksi sin kare 15 çarpı cos kare 15 artı sin kare 15 diye 2 kare farkı yaptık. Yani şunu yaptık. A üzeri 4 eksi B üzeri 4. A üzeri 4 A karenin karesi. B üzeri 4 de B karenin karesi olduğu için A kare eksi B kare çarpı A kare artı B kare demiş olduk. Sağ taraf zaten ne yapıyor arkadaşlar? Cos kare artı sin kare 1 yapıyor. Sol tarafta ne var? Cos kare x eksi sin kare x. Cos 2x yapıyor. Yani cos 30 yapıyor. Cos 30 da kök 3 bölü 2 olduğu için cevabımız bursa olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Cos 2x diyor arkadaşlar. Cos 2x'in burada hangi formülü kullanacağız acaba? Genelde böyle sadeleştirme soruların ilk formül kullanılır. Nedir ilk formülü? Cos kare x eksi sin kare x'tir. Bakın ben bunu cos kare x eksi sin kare x diye yazıyorum. Alt tarafa da 1 artı tan x dediği için 1 artı sin bölü cos yazıyorum. Şimdi arkadaş önce bunu bir halledelim. Diğerleri beklesin. Yukarısı farkındaysanız 2 kare farkından c eksi s çarpı c artı s olmuş olur. Aşağısı da payda eşitlediğimiz zaman c artı s bölü c olur. Yani yukarıyı aynen yazıp yani c eksi s çarpı c artı s'yi yazıp alt tarafı ters çevirip çarparsak c artı s'ler gider. Ve karşımızda ne çıktı arkadaşlar? C kare eksi sc çıktı. Neresi? Şurası. Bakın burayı ben şimdi yazıyorum. Cos kare x eksi sin x çarpı cos x çıkmış oldu. Sin 2x yazıyor orada. Onu da biz yine ne diyelim? 2 sin x cos x diye açmış olalım sol tarafa benzemek için. Eksi cos kareydi. Aynen yazalım ki cos kareler birbirini götürsün. Eksi sin x cos x'i 2 sin x cos x'i toplarsak da sin x cos x yapmış olur. O da yarım açının tersten formülüyle 1 bölü 2 sin 2x yapmış olur. Sevgili arkadaşlar genelde açılım sorularında kullandığımızı öğrenmiş olduk. Çok önemli bir soru. Sigöms bir soru. Temel bir soru tip ama bu mantık sigöms olarak tekrar etmenizde fayda var. Kosinüsün yanında 1 ya da eksi 1 görüyorsak arkadaşlar o 1'i yok edecek olan formülü kullanacağız. 3 tane formül var diyordum ya. 3'ünü de bilmek lazım diyordum. İşte bu sebepten dolayı o 1'i yok etmek için cos 24 hangisini kullanmam lazım? Cosluyu. 2 cos kare 12 eksi 1'i kullandım. Hocam bu formülü nasıl ezberleyeceğiz? İşte bunları tekrar edeceksin. Sorular çözeceksiniz. Çöze çöze ezberleyeceksin. Bakarak trigonometri formülleri ezberlenmez. Elinizle beraber öğreneceksiniz. Şimdi cos 24'ünde hangisini açacağım burada 1'i yok etmek için? Sinlisini ki bakın şöyle olacak. 1 eksi 2 sin kare 12 olmuş olacak. Yukarıda 1'ler gitti. 2 cos kare 12 oldu. Aşağıda da arkadaşlar eksiyi dağıtırsak burası 1 eksi 1 artı 2 sin kare 12 olacağı için 1'ler gidecek. Burada da 2 sin kare 12 elde etmiş olacağız. 2'ler sadeleşecek. Cot kare 12 bulmuş olacağız. Sevgili arkadaşlar demek ki cos'la cot'un yanında 1 gördüğümüz zaman
o birileri yok edecek şekilde halledeceğiz. Bir sigömste bunu yapıştıralım. Sinüsün yanında biri görürsek ne yapacağız arkadaşlar? Aslında bunu görmek daha zor. Onun için sigöms diyorum. Sinüsün yanında bir görürsek de bunu tam kareden açacağız arkadaşlar. Yani bakın bu sin 36'yı biz 2 çarpı sin 18 çarpı kos 18 diye yazdığımızda buradan ne göreceğiz biliyor musunuz? Bir yerine de sin kare 18 artı kos kare 18 olduğunu düşünün. Sin 18 eksi kos 18'in karesi olduğunu göreceksiniz kökün içinin. Hocam nasıl göreceğiz? Evet, şu anda göremeyebilirsiniz ama öğretiyoruz bakın. 1 eksi sin 1 artı sin görüyorsak burası sin 18 eksi kos 18'in karesidir. Arada artı olsaydı sin 18 artı kos 18'in karesi olmuş olurdu. Peki bu nasıl çıkar dışarıya? Kare kökte kare gittiği zaman sin 18 eksi kos 18 çıkar hocam. Hayır, hayır, hayır arkadaşlar. Dikkat, dikkat. Bunları mutlak değerde çıkarmak zorundasınız. Aman dikkat. Sonra peki bunu nasıl dışarı çıkaracağım? İçerisi pozitif mi negatif mi? Sin 18 mi büyük? Kos 18 mi büyük? 45'ten küçük açıların kosları daha büyük olur arkadaşlar. Birim çemberden hayal edin. Dolayısıyla içerisi negatiftir. Başını eksi alarak çıkar. Yani eksi sin 18 artı kos 18 olur. Yani cevabımız da Denizli şıkkı olmuş olur değerli arkadaşlar. Pekiştirmek için bir soru daha size. Bakın alt taraf 1 eksi sin 2x diyor. İşte o 1 yerine sin kare x artı kos kare x yazarsak sin 2x yerine de 2 sin x kos x yazarsak alt taraf sin x eksi kos x'in parantez karesi olmuş olur kökün içi. Peki yukarıyı nasıl açalım? Yukarıda bakın genelde ne demiştim ben? Sadeleştirme sorularında kullanacağımız yani böyle kesir sadeleştirme sorularında birinci formülü kullanmak daha mantıklı. Aşağısı ne oluyor? Kare kökle kare gidince mutlak değer çıkıyor. Peki 0 ile 45 arasında hangisi büyüktü? Kosinüs büyüktü. O zaman alt taraf cos x eksi sin x olacak. Üst tarafta yarım açıdan cos x eksi sin x çarpı cos x artı sin x olacağı için iki kare farkı yaptık arkadaşlar. Cos x eksi sinler çıktı. Cevap da cos x artı sin x olmuş olur sevgili arkadaşlar. Sin 80 verilmiş, cos 70 isteniyor. 1 bin 2 katı falan değil. Hemen çevirelim bakın bunu 90'a tamamlarsak. Cos 10'un demin yapmıştık buna benzer ama bu biraz daha sert bir soru. Cos 10 x'tir diyoruz. Bize ne soruyor peki? Sin 20'yi soruyor. O zaman sin 20 yazalım. Sin 20 nedir? 2 çarpı sin 10 çarpı cos 10'dur sevgili arkadaşlar. Bakınız biz cos 10'u x biliyoruz. Sin 10'u nasıl bulacağız? Şöyle düşünebilirsiniz. Sin kare 10 ile cos kare 10'un toplam 1 olduğu için sin 10 1 eksi cos kare 10'un kare köküdür diye de düşünebilirsiniz. Ya da dik üçgen mantığıyla burası 10 derecelik açımız olsun. Kosinüsünün x olduğunu yani komşu bölü hipotenüsü biliyoruz. Burasını da Pisagor'dan buluruz. Dolayısıyla karşı bölü hipotenüsten kök içerisinde 1 eksi x kare bulmuş olur. Cevabı da A şıkkı olarak işaretlemiş oluruz sevgili arkadaşlar. Yine güzel bir soru. Arkadaşlar şurada bakın. Cos 2x parantezini alacaksınız. Cos 2x parantezini aldığınızda ne kalacak? 1 eksi cos 4x kalacak. Cos'un yanında 1 var. Cos'un yanında 1 olsan gidelim kenarda. O 1'i yok edecek şekilde cos 4x'i nasıl yazalım? 1 eksi 2 sin kare 2x olarak yazalım. Eksiyi dağıttığımız zaman da 1 ile gidecek 2 sin kare 2x olacak. Yani bakın şöyle direkt yazayım. Cos 2x çarpı 2 sin kare şunlar gitti çünkü. 2 sin kare 2x bulduk burayı. Artı 2 sin 2x. Burayı bir toparlayalım. Ne parantezini alacağız şimdi bakın şurada. Ne parantezini alacağız? 2 sin 2x parantezini alacağız. 2 sin 2x parantezini aldığımızda solda ne kalacak? Cos 2x çarpı sin 2x artı 1 kaldı. Çok güzel. Aşağıda ne var peki arkadaşlar? 2 artı sin 4x'i de yukarıya benzemesi açısından 2 çarpı sin 2x çarpı cos 2x olarak açıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın dikkat edin. Alt tarafta 2 parantezin alırsam ne elde ederim? Şunu elde ederim.
Dolayısıyla bunları sadeleştirdiğin zaman ne kalıyor? 2 kalıyor. O zaman şu ikilerde gidiyor. Cevap da bu durumda sin 2x olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi özdeşlik sorularının sadeleştirmeleri yarım açıdan sonra daha da böyle heyecan verici olmuş oluyor. Çok güzel bir sorumuz arkadaşlar. Yine eski konuları da biraz toparlayıcı bir soru. Aşağıda verilen düzlemsel şekilde ABC dik üçgen, ABD ikizkenar üçgendir diyor. BD 2 birimdir diyor arkadaşlar. Burası 2'miş, yani burası da 2. ABBD eşittir yazdık. Diklikleri vermiş. Alfayı da vermiş. Pembe boyalı üçgensel bölgenin alanı soruyor arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Burada açı taşıma işlemi yapacağız. Bakın alfa ise şurası 90 eksi alfa oluyor. Yani şurası alfa oluyor. İkizkenar üçgen olduğu için burası da alfa oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla şurası 180 eksi 2 alfa oluyor. Şimdi alanı sinüs teoreminden yapacağım. 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı sinüs 180 eksi 2 alfa. Arkadaşlar şu ikiler gider. Sinüs 180 eksi 2 alfa da sinüs 2 alfadır. Dolayısıyla cevap 2 sin 2 alfa olmuş olur sevgili arkadaşlar. Çok önemli trigonometrik denklemlerde kullanacağımız fakat bir sı gömsü hak eden önemli bir soru da. Bu soruya da bir sı gömsü yapıştıralım. Gerçekten çok güzel bir soru. Sı gömsü nedir diye hala bilmeyen varsa benim videomu ilk defa izliyor demektir. Sınava girmeden önce mutlaka bakılacak soru anlamına geliyor. Arkadaşlar bu tip sorularda kök3 özel bir sayıdır. Kök3 yerine tan 60 yazacaksınız. Dolayısıyla ne olacak bakın sin 2 artı tan 60 yerine de sin 60 bölü kos 60 yazdığımızda çarpı kos 2. Bunu bir halledelim. Ondan sonra alt tarafa bakarız. Burada payda işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar şunun altında 1 var. Kos 60 ile genişlettiğimizde sin 2 çarpı kos 60 artı kos 2 çarpı sin 60 bölü kos 60 oldu. Peki yukarısı ne oldu? Sin kos kossin. Arada da artı var. Sinüsün toplam formülü. Yani sinüs 62 bölü 1 bölü 2 oldu. O zaman sinüs 62 aynen yazıp ters çevirip çarparsak 1 bölü 2. Yukarıyı ne bulmuş oluruz? Kırmızıyla devam edelim. 2 çarpı sin 62 bulmuş oluruz ki aşağıda da sin 31 var. Burada güzel şeyler olacak. Kosekant 59 nedir? 1 bölü sinüs 59'dur. Çok güzel şeyler olacak arkadaşlar şimdi. 1 bölü sinüs 59 diyor. Sinüs 59 ne yapar? Sinüs 59 kos 31 yapar. O zaman ben yukarısı bakın şöyle yazalım. Sin 62'yi açalım. 2 çarpı sin 31 çarpı kos 31 olur. Alt tarafta sin 31 çarpı kos 31'dir. Çünkü şurası 59'du biliyorsunuz. 90'a tamamlarsa kos 31 olur. Sin 31'ler kos 31'ler gider. Cevap da 2 kere 2'den 4 olmuş olur sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar güzel bir soruyla bu dersimizi de bitirelim. Tan x vermiş sin x bölü 2 isteniyor. Bu soru tipi birkaç yöntemle çözülür arkadaşlar. En uzunu şu tan x'i yarım açıdan tan x bölü 2'yi bulmak. Fakat orada ikinci dereceden denklem olaylarında diskriminantlara falan giriliyor. En sıkıntılı kısım o. Ona hiç girmeye gerek yok. Burada klasik yöntem olarak çözeceğimiz ve bilmemiz gereken bir yöntem anlatacağım. İkinci yöntem daha kolay. Fakat ikinci yöntem her soruda olmaz. O nedenle birinci yöntemi çok iyi almamız lazım. İkinci yöntem ne zaman oluyor onu da söyleyelim. Burada arkadaşlar açı yarıya düşüyor x'ten x bölü 2. Büyük olan açı dar açı olursa bu kısa yöntem kullanılabilir. Ama dar açı olmazsa birazdan anlatacağım. İkinci yol ne yapılamaz? Kullanılamaz arkadaşlar. O nedenle birinci yolu çok iyi öğrenin. Ama bu soruda olduğu gibi dar açı olursa büyük olan açı o zaman kısa yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim. Birinci yöntem şu. Biz yarıya düşürmenin arkadaşlar en güzel yöntemi cos x'tir. O zaman ben tan x'ten cos x'e geçelim. Tan x 3 bölü 4 ise cos x nedir diye soracak olduğumuzda dik üçgen çizeriz. Burası 3, burası 4, burası 5. O zaman cos x ne oldu arkadaşlar? Cos x 4 bölü 5 oldu. Şimdi cos x'in yarım açısını yazalım. Hangisini yazacağız? Sinüs sorulduğu için sinüsünü, sinlisini. 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 oldu. Dolayısıyla 4 bölü 5 eşittir 1 eksi 2 a kare diyelim. Onu bulacağız çünkü biz. O zaman arkadaşlar 4 bölü 5'i sağa atalım. Birden çıkaralım. 2 a kareyi de sola atalım. 2'yi de öbür tarafa bölüm olarak attığımızda a buradan ne çıkar? 1 bölü kök 10 çıkar. Açı birinci bölgede olduğu için eksilisi falan çıkmaz. Açı geniş açıda olsa ne olursa olsun bu yöntemimiz
Gayet kullanışlı bir yöntemdir. Çok da uzun değildir. Fakat büyük açımız dar açı olduğu zaman daha güzel bir yöntemimiz var. Onu da tabii ki de kullanalım. Arkadaşlar tan x 3 bölü 4 diyor. Bize x bölü 2'yi soruyor. Dik üçgenimizi çiziyoruz. Burası 3, burası 4, burası 5 olmuş oluyor. Hipotenüse eşit uzunlukta kenar uzatıyoruz. Yani burası 5 olmuş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar şurayı da birleştirdiğimizde şurada ikizkenar üçgen oluşturmuş oluyoruz. Bu açılar eşit ve toplamı x olduğuna göre şurası x bölü 2 olmuş oluyor. Bize de bakın ne soruyor? Sin x bölü 2'yi soruyor. X bölü 2'nin karşı kenarı 3, komşu kenarı 9. O zaman 3, 9, 3 kök 10. Çünkü 1, 3 kök 10 üçgeni vardır. Ya da Pisagor'dan bulursunuz. O zaman sinüs x bölü 2'de karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 10 çıkmış olur sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar böylelikle trigonometri 7'yi de bitirmiş olduk. Bir videomuz kaldı. Orada da çok önemli bir kısım anlatacağız. Trigonometrik denklemler, tüm trigonometri içeren bilgiler var orada da arkadaşlar. Ve ÖSYM'nin de sevdiği bir kısım. Bir sonraki trigonometri son videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın arkadaşlar.